Merhabalar. Bugün gemoloji bilimi ve lapideri sanatı, değerli taş işleme sanatı üzerine bahsedeceğiz. Çok güzel. Konuğumuz uzman gemolog, lapideri artist Ferhan Kızıler Şahin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Mersin Üniversitesi gemoloji mezunuyum. Bu alanda gelişmek için, uzmanlaşmak için gemolojiye yöneldim. Aileden gelen bir meslek esasında. Amcalarım lise yıllarında beni kuyumculuk mesleğinde yetiştirdiler. O zaman altın zincir üretimi yapılıyordu. Orada atölyede bulundum. Üniversitede benim çok işime yaradı. Atölye derslerimizde özellikle. Değerli hocalarımız çok güzel eğitimler verdiler bize de. Üniversiteden mezun olduktan sonra kendimi daha da geliştirmek için bu alanla ilgili kurslara katıldım, eğitimler aldım, sertifikalar aldım. Pırlanta ve renkli taş uzmanlığı eğitimi aldım. Değerli taş işleme sanatı üzerine faset kesim, kabaşon kesim, her türlü süs objesi işleme tekniklerini öğrendim. Üniversitede de öğrenmiştik ama bunu biliyorsunuz üniversiteden sonra detaylı bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Ben de bunun üzerine yoğunlaştım. Eğitim vermek hedefimdi. Çok şükür yıllar içinde tecrübelerimiz, deneyimlerimiz arttıkça üniversiteden mezun olur olmaz eğitim vermeye devam ettim, başladım. Çok tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Bir altyapınız var. Teorik olarak, pratik olarak küçüklüğünüzden beri aileden de gelen yetenekler ve becerilerle harika bir noktaya getirmişsiniz. Önünüzde de çok güzel eserler var. Bize işinizden biraz daha detaylı olarak bahseder misiniz? Tabii ki. Bizim işimiz değerli taşlar üzerine işlemecilik, lapideri sanatı. Lapideri sanatı içerisinde birçok teknik barındırıyor. Üniversitede akademisyen olarak görev yapıyorum. Bu Marmara Üniversitesi'nde gemoloji ve lapideri dersleri veriyorum. Yani hem bilimsel olarak eğitimler veriyorum hem uygulamalı olarak. Değerli taş işlemeciliği öğrencilere uygulamalı olarak değerli taşlar üzerinde gösteriyorum. Her türlü akıllarına gelen deseni, formu işleyebiliyorlar. Çünkü bilimsellik bir yana, o uygulaması olmazsa unutuluyor. Tabii. Zayıf kalıyor. Pratik çok önemli. Hı hı. Özellikle bizim mesleğimizde. Gemoloji dersinde mümkün olduğu kadar değerli taş koleksiyonlarımı götürerek, gemoloji araç gereçlerimi götürerek yapıyorum ki uygulama esnasında da her öğrendikleri akıllarında kalsın. Evet. Amacımız da bu zaten. Değerli taş işlemeciliği sanatı. Yüzyıllar evveline dayanan bir sanat dalı. Yani kadim bilgiler. Çok kadim bilgiler. Evet. İmparatorlar, firavunlar, krallar, kraliçeler zamanına dayanan bir sanat dalı. Gliftografi sanatı deniyor buna. O çağlardan bu yana ama günümüze uyarladığımızda carving sanatı diyoruz. Carving sanatı içerisinde birçok tekniklerle bunu gösteriyoruz. Yani değerli taşı elimize aldığımızda, ben şöyle hem de elime alarak göstermek isterim. Bu bir ülkemizde çıkan kalsedon taşı, çok önemli. Yani ülkemizi de ifade eden, tanıtan bir taş aynı çok zamanda. Güzel. Kalsedon taşı üzerine kesici aletlerle, el masuçlarla, değerli taş işleme makineleriyle kesimler yapıyoruz. Şekiller veriyoruz. Bu şekilde desenler ortaya çıkartıyoruz. Çok güzel. Burada da yine şöyle bahsedeceğim. Agat taşımız var. Türkiye'mizden çıkıyor. Bu taşların hepsi Türkiye'mizden. Ben bizzat araziye gidiyorum. Taşları topluyoruz. Gelip atölyede işliyoruz. Öğrencilerle beraber işledikten sonra da takılara dönüştürüyoruz. Evet. Bu da ekstra tarafı olmuş oluyor. Burada da yine taşın size verdiği ilhamla veya kestikten sonra size neyi ifade ediyorsa ona göre kesip işliyorsunuz. O formu verebiliyorsunuz. Burada insan formunu çalışmak istemiştim. Burada yine yaşım taşımız var. Yaprak formu işlediğim carving diyoruz, süs objesi heykel uygulama alanında. Bu da yine aynı şekilde. Bu bir fosil. Şu işlenmemiş hali. Bu da işlenmiş hali, ağaç fosili. Yani 14-15 milyon yıl yaşında diyebiliriz. Çok eski. Buranın en yaşlısı bu taş.
Nereden buldunuz onu? Kütahya'dan. Evet, Kütahya civarından çıktı bu taş. Evet, yaşını bu, anlayabiliyorsunuz değil mi ağaç? Tabii, yani ağaç olduğu için ağaçların yaşı da tespit edilebiliyor biliyorsunuz. Evet. Halkalarından. Bu da yine o tarihlere dayanıyor. Burada yine agat ve malahit taşından kaplumbağalı penguen çalışmam çok var. Çok şirin. Burada da yine bantlı agat taşından yaptığım bir kadın silüeti var. Taşın içerisindeki harelerden esasında yola çıktık. Neyse. Burada da gül kuvars dediğimiz roz kuvars taşından bir çiçek harika işlemiştim. Çok cici. Asıl bahsetmek istediğim konu da şu anda derslerde verdiğim Marmara Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi gibi birçok üniversitede neyse ders veriyorum. Şu anda Marmara Üniversitesi'nde gemoloji ve lapideri dersi içerisinde intaglio dediğimiz bir çalışma öğretiyorum. Evet. Bu da ne demek oluyor? Dediğim gibi firavunların, eski kralların, hatta padişahların zamanında mühür yüzükleri vardı. Hı hı. Mühürler vardı bilirsiniz. Hı hı. Bastıkları zaman kendilerini ifade eden figürler bulunuyordu üzerlerinde. Taşları işleniyordu. Evet. Metallere de işleniyor ama genellikle taşlara işleniyor. Biz de bu taşlara işliyoruz. Ben de öğrencilere şu anda günümüz satın, yani çok çağdaş, çok trend bir alan olduğu için gemoloji ve lapideri şu anda bunları öğretiyorum. Böyle kalıplarını alıyoruz ki hem yaparken görmek için hem de yaptıktan sonra ne yaptığımızı görmek için bunları kullanıyoruz. Çok güzel. Hepsi birbirinden güzel. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Bazı taşların insan sağlığına iyi geldiği söylenir. Böyle bir iki örnek verebilir misiniz? Tabii. Yani bazı konulara şu taş iyi gelir. Evet. Bu da yüzyıllardır günümüze gelen bir konu. İnsanların çok etkilendiği, çok önem verdiği, sevdiği konulardan. Bana da çok soruyorlar. Şöyle cevap veriyorum ben. Bir taşı sevdiniz. Bunlardan herhangi bir tanesi diyelim ki kuvars taşını. Evet. Çok hoşunuza gitti, sevdiniz, size iyi geldi. İşte sizin taşınız odur diyorum ben. Size iyi gelen, sizi ifade eden, kullandığınızda, taktığınızda size iyi hissettiren, ruhunuzu yatıştıran taş hangisi ise sizin taşınız odur diyoruz. Doğum taşları da var doğum aylarına göre. Ama genellikle ben size iyi gelen hangisi ise o sizin doğru tercihinizdir diyorum. Çok güzel. Aileniz de sizi destekliyor mu bu konuda? Evet, son derece. Çocukluktan gelen bir davranış biçimi olduğu için benim taşlara aşığım. Hı-hı. Mesleğe aşığım. Aşık olarak yaptığım için her şey bana mutluluk veriyor taşlarla ilgili. İçsel motivasyon. Evet, evde her yer taş doludur. Ne güzel. Araziden çıkardığım taşlar evin her yerinde. Hatta küçük kızım 5 yaşında şu anda o her taşı bilir. Sorun yeşil hangi taş, zümrüt der. Evet. Peki o taşların çıkarılması izne mi tabi? Tabii. Genellikle izinle gidiyoruz. Çünkü herkes taş toplamaya kalksa ülkede taş kalmaz ki, yapılıyor ama genellikle bu izinle yapılması gereken resmi bir. Resmi izinle gidiliyor. Tabii resmi izinle. Biz bunları aldık diyorsunuz. Evet. Evet. Evet, çok güzel. Peki eşinizle ilgileniyor mu bu sektörle? Evet, eşimle beraber 2011 yılında bir gümüş atölyesi kurduk. A'dan Z'ye bütün üretimlerimizi orada gerçekleştiriyoruz. Daha çok eşim tabii ki oranın bütün yürütmesini, patronluğunu o yapıyor. Ben akademisyen olduğum için ancak özel taşlı tasarım ürünleri olursa bana yönelik, ben Lady Fairy markam altında çıkartıyorum. Eşim de kendi Romeo markası altında satışlarına devam ediyor. Annem benim her zaman yanımda olan, her konuda destek olan kişidir. Hatta biz İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde işitme engellerine yönelik proje gerçekleştirdim ben. Orada işitme engelliler duymadığı için, makinelerde çok gürültülü olduğu için tam tezat bir noktada buluşturduk onları. Onlara taş işlemeyi öğrettim. Annem de zaten yetenekli olduğu için, bu alanlarda bilgili olduğu için o da taş kesimle ilgilendi, öğrendi. Benimle birlikte üniversitede ikinci hocalık yaptı. Şahane. Ve bize belge verildi. Çok gurur verici bir şey bizim adımıza. Bu bilgileri paylaşıyorsunuz. Evet. Ne kadar güzel. Evet. Verdiğiniz eğitimlerden bahseder misiniz? Evet. Üniversitelerde verdiğim eğitimlerin haricinde
Çok değerli yakın arkadaşımla Taksim'de kendi özel atölyesinde eğitimler veriyorum. Değerli taş carving eğitimleri ve kuyumculukta kayıp mum işleme teknikleri eğitimleri veriyorum. Bu derslerde de mumdan kalıplarımızı öğrenciler yapıyorlar. Bu şekilde metaller haline gümüş, altın ne türde işlemek istiyorlarsa o türlü ürünlere dönüştürüyoruz. Bu da yine markamın sembolü çok olan şık. Kendi yaptığım mum çalışmalarından bir tanesi. Biz bu Taksim'de bulunan atölyemizde her yaştan herkese göre terapi niteliğinde eğitimler veriyoruz. Eğitimlere de herkesi bekliyorum. Çünkü taş sevgisi inanılmaz bir boyutta yükselen bir şey. Taşlara bir kere elini bulaştıran daha da ayrılamaz diyorum. Onları işlerken ayrı bir zevk alacak ve ürüne dönüştürmenin mutluluğunu yaşayacak insanlar. Bunu da tavsiye ediyorum. Harika, çok tebrikler. Teşekkür ederim. Peki son olarak dergilerde yayınlanan yazılarınız var mı? Biraz evet. Anlatır mısınız? Evet, sektörde kuyum alanında, kuyum mücevher alanında yayınlanan önde gelen dergilerde birçok yazılarım çıkıyor. Gemoloji ve lapidari ile ilgili farklı bilgiler vermeye çalışıyorum. Biraz magazinsel, bilimsel, tarihsel böyle karışık güncel bir bilgiler veriyorum. Harika, çok güzel. Bugünkü konuğumuz uzman gemolog, lapidari artist Ferhan Kızıler Şahin'di. Katılımınız, bu güzel ve önemli açıklamalarınız için tekrar teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını dileriz. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok mersi. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.